Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kıymalı pırasa yemeği yapacağız. Öncelikle 150-200 gram kıymayı tavamıza alalım ve hafifçe kavuralım. Yağını biraz daha sonra ekliyorum ben, yoksa kıymam topaklanıyor. Bu şekilde kaşıkla eze eze kıymayı önce bir miktar kavuruyorum. Daha sonra yarım çay bardağından daha az zeytinyağı ekleyerek kıymamı kavurmaya devam ediyorum. Bu arada kıymayı kavurmaya başlamadan önce yaklaşık 1 kilo kadar pırasayı güzelce yıkadım, doğradım ve sirkeli suya aldım. Havuçlarımı da aynı şekilde soydum, sirkeli suda beklettim. Kıymam bir yandan kavrulurken öncelikle 3-4 tane havucu yuvarlak şekilde doğradım. Onları hafifçe kavuruyorum. Çok fazla kavurmamıza gerek yok burada. Zaten pırasalarımız yumuşayana dek havucumuz da pişmiş oluyor. Sirkeli suyunu süzüp son bir defa yıkadığım pırasalarımı da havuçların üzerine ekliyorum. Pırasalarımın dağılmaması için çok fazla kavurma işlemi yapmayacağım. Pırasaları tencereye alıp düzlüyorum. Üzerine salçasını ekliyorum. Bir miktar tuz döküyorum. Ve çok hafif, böyle yarım çay bardağından çok daha az miktarda su ekleyip kapağını kapatıp önce pırasaların kendi suyunu salmasını bekliyorum. Bu şekilde yaptığımızda pırasalarımız çok dağılmıyor. Benim pırasalarım iri olduğu için bu defa ortadan kesmek durumunda kaldım. Ama ince pırasalar denk geldiğinde yuvarlak şekilde kesiyorum. Çok daha güzel bir görüntü elde ediyoruz o zaman. Tenceremizin kapağını kapatalım. Bir 10-15 dakika kısık ateşte pırasalar kendi suyunu salana dek bekleyelim. Daha sonra salçamızın da daha güzel pişmesi için pırasaları şöyle hafifçe bir kavuralım. Tencerenin kapağını tekrar kapatıp birkaç dakika daha bekleyelim. Pırasalarımızın öncelikle yeterince yumuşaması gerekiyor çünkü. Tam bu aşamada, mevsimi ise veya evinizde varsa, bir 3-4 tane mürdüm eriği pırasaya gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Eklemenizi tavsiye ederim. Burada henüz mevsim olmadığı için ben ekleyemedim bu defa. Salçası, baharatı tamamen karıştıktan sonra pırasalarımın kapağını tekrar kapatıp iyice yumuşayana dek pişmesini bekliyorum. Suyunu saldığı için dibi tutmayacaktır. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Evet, gördüğünüz gibi yumuşamış olan pırasalarıma yarım çay bardağında dan biraz eksik bulgur ekliyorum. Suyunu da ekliyorum yemeğimin. Yüzüne çıkana kadar su eklemeniz yeterli. Bir miktar limon tuzu eklediğimiz pırasa yemeğini yaklaşık 15-20 dakika kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Havuçlarımız ve bulgurlarımız yeterince yumuşadığında yemeğimiz hazır demektir. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.